kendini iyi hissetmemesiyle birlikte diyeceğim. Ve onun için de aslında güzel bir turnuva oluyor. Özellikle play'in aşaması çok iyiydi. Grup aşamasında da, görüntüde de gördük Kavri'yi zaten. Grup aşamasında da bence fena bir performans bence sergilemiyor. Bence gayet iyiydi. Yani EG'de devam eder mi ana kadroda seneye? Ne olur bilmiyorum. Ama kontrat bulacağı kesin. Evet, evet. Bir şekilde kontrat bulacağı kesin Kavri'nin. Ve seçim yasaklamaya geçtik. Maokai EG istemedi. Yani pek Impact'in sevdiği türde bir şampiyon da değil zaten. Gerçi Impact çok şey oynayabiliyor ama onu istemediler. Hep söylüyoruz 3 tane ilk seçim, hatta 4 tane ilk seçim adayı var. Vay, ilginç bir yasaklama. Karşıda Inspired olunca evet. Tabii. Ya Inspired'da özellikle Avrupa'dan kariyerinin en iyi döneminde Amerika'ya giden oyunculardan bir tanesi. O da ilk Amerika'ya giden, o tarzda giden oyuncuların yaşadığı kaderi ilk mevsiminde yaşadı açıkçası. Çok istediği performansı sergileyemedi. Alfari'yi de benzer şekilde yollamıştık mesela. O da hiç hislerini verememişti orada. Kuzey Amerika biraz iyi oyuncuları yiyor ya. Biraz mı? Bayağı. Bayağı yiyor. Kuzey Amerika'ya gidip de performansını koruyan 2-3 oyuncu var ya. Bu arada Grace Fiddle, Caitlin Maokai... Şu anda 4 tane ilk seçim adayı var demiştik. Biri Maokai, Sejuani, Yumi ve neydi dördüncüsü? Aatrox. Bunlardan biri kesin açık kalacak. Bakalım. 3 tane kaldı geriye. Yumi, Aatrox ve Sejuani. Tabii Yumi yasakladılar. Şimdi Damwon, Sejuani veya Aatrox'undan birini yasaklayıp diğerini seçecek mi yoksa ikisini açık bırakıp birini almayacak? Bence öyle yapacaklar bu arada. Evet. İkisini de açık bırakacaklar gibi mi geliyor? EG zaten Yumi'yi bilerek yasakladı çünkü iki tanesi birden alma imkanı verecekti ama ona. Burada Azir gitti. Tabii Azir'i unutuyoruz çok ama grup aşamasında Azir'in değeri buralara geldi. Şöyle Azir tabii çok etkili, çok yönlü bir şampiyon ama hani ilk seçim olmak için ideal aday mı? Bu arada... Lushin gösteriyorlar. Dünün ilk maçında oynamıştı Kaori. Hem Sejuani hem Aatrox'u bırakmaktan çekinmiyor EG. Ben ikisini bir arada alacağını da düşünmüyorum açıkçası. Belli olmaz. Alınabilir, evet. Bence ama... Aatrox'u alırlar zaten. Nuguri de seviyor. Aatrox etkili. Bence Aatrox kesin Sejuani'yi bırakacaklar ya. Sejuani Aatrox çünkü elini direkt açığa çıkarıyorsun her şeyini. Ya ben bir yandan da şeyi merak ediyorum. Lushin'i görmüşken acaba... Namili bir şey mi? Namili bir şey hani neden olmasın ya da olmaz mı? Namili bir şey hiçbir zaman çok iyi olmuyor abi Lushin hariç. Hele Nami şu anda hani iki önceki Yama'daki Nami olsa bir derece Nami ciddi biraz anlamda biraz dengeli evet. Aatrox geliyor burada. Aatrox geldi. Sejuani'yi gösterip Aatrox seçtiler. Aatrox daha öncelikli zaten Sejuani'den bence. Hele Damwon için. Ve Kengen şimdi. Bir seçim yapacak. Yani burada Kenya'da Kanavi'ye nispet bir Nidalee seçsin mi? Hocam sen iyi nişan yapıştır. Oy. Yapıştırdı valla. Güzel. Bu arada yani normalde ama Draven üzerine biniyor Lucian'ın ama Lucian Nemi ayrı bir konu orada. Yalnız Draven'ın bu kadar önceliği var mıydı ya? Yani Draven'ı bir sonraki seçimde seçebilirlerdi. Ya burada ellerini saklamak istediler biraz da. Rakibin seçimlerini görüp ona göre üçüncü seçim alacak. Burada Nami'nin geleceği kesin gibi. Sejuani'yi seçtirmek istediler diye algıladım ben. Yapar ya. Yapar ya. Yaptın yok, ya. Yok, yap, yok. Yap. Ya yapmaz, son maç. Yapmaz. Son maçı aldın. Aatrox'u da gördün. Yapmaz. Sizin çok iyi durumda bir daha söylüyorum. Sanki yapacak aha gibi. Sanki yapacak gibi. Yaptın. Aa, ya. Bu da olmaz ama. Bu kahretmiş da yapılmaz. Seyirciyi biraz şey yapmak için. Söyledim ne derler? Hype'lamak için. Aynen öyle. Trigger'lamak için biraz da. Showmaker'ın... Ya telefonda gösterilen şeyler çok iyi ya. Bir tanesi DJ Khaled açmış. Another One yazmış. Bir tanesi Tyler One açmış. Diğeri Showmaker'ın troll fotoğrafını açmış. Seyirciler eğlenceli seyirci ya. Seyirci gayet keyifli bu arada. Meksika tarafında da öyleydi. Yalnız yani sonuçta New York NA seyircisi...
Yani takımları da o kadar ümitleri kesmişler ki hiç keyiflerini bozmuyorlar abi. Aynen öyle. Bizden zaten NA'den cacık olmaz. Yılların alışkanlığı da ya. Yampri yengeç falan kesince şov yapıyorlar yani. Renata geldi bu arada. Ya Renata yine rakip takımın kompuna karşı çok iyi. Şu, çok uzun yalnız, menzilli bir şampiyon değil. İlginç bir şey var. Bir önceki maçın seçim yasaklama yakını bu maçtaki iki seçim kadar falan sürmüştü yani. Hecarim ve LeBlanc yasaklamalı geldi. Ben Hecarim'i niye bu kadar ikinci planda düşünüyor takımlar? Orada da biraz soracağım. Hecarim gerçekten çok iyi durumda. Olabilir. Fazlasıyla iyi durumda. Evet. Özellikle takıma bir tank koyduğunuz zaman hasar verici bir ormancı olarak çok iyi iş yapıyor. Evet. Off Hecarim. Tank biraz. LeBlanc ve Hecarim yasaklamaları geldi dediğimiz gibi. Viego'yu da yasakladılar. Orman havuzunu daralttı iyice Damwon. Çünkü kendileri ormancı seçecekler önce anladığım kadarıyla. Tabii Akali'ye karşı da istemediği şampiyonları seçmeci. Bence Sylas'ı da yasaklayabilir burada Evil Geniuses. Lee Sin's yasakladı onlarda. Ormancı havuzu çok daraldı. Evet. Şu anda. Sejuani tabii hala açık. Yani evet. O kadar orman havuzu daraltıp Sejuani'yi açık bıraktı iki takımda. Çok ilginç. Çok ilginç. Tabii Trundle gelebilir burada Sejuani'ye karşı. Ve yani Damwon'un kompu hiç fena şekil almıyor. Yani her şey var. Bol ceketle kontrol var. Uzaktan savaş başlatabiliyorlar. Yeri geldiği zaman geri çekilebiliyorlar. Hasar konusunda bir eksiklikleri yok. En önemlisi de karşı kompun tamamını görüp orta koridora ya buraya artık ne uyar bilmiyorum ama yani istediğimizi seçebiliriz mantığıyla. Sylas. Evet, her şeyi ölçüp biçip seçecekler. Şu anda Sylas çok net duruyor. Ornn geldi. Sylas için de muazzam ultiler var ya. Sylas iyidir ya. Ornn geldi. Ya bunu oynayacaksa Inspired oynar bu turnuvada. Onu söyleyeyim. Farklı tercihleri ama dediğin gibi hiç iyi bir fikir değil. Belvet geliyor şu ana kadar. Belvet'in de tabii genel anlamda çok istediğini verdiğini düşünmüyorum. İstediğini karşıladığını düşünmüyorum ben. Belvet öne geçme... Yani erken oyuna çok etki etmezse çok zor. Yok abi yok. Hayır. Hiç etik değil. Ya burada Sylas hem Sejuani'yi aktif etmek için çok iyi hem de çok iyi ultiler var karşı. Bir de Char broken zaten. Char evet. Hala bozuk dengelemelere rağmen. Akali ultisi. Ornn ultisi, yani Nami ultisi. %70 win rate'i var Char'ın. Ve pick rate'i de çok yüksek. Artı şey tabii, yani Sylas'ın, yani sen de söyledin işte pick rate'i yüksek, %70 galibiyet ultisi var. Yani iyi durumda olduğunu biliyoruz. Şampiyon çok iyi. Showmaker için pek bir şey söylemeye gerek yok. Yani hemen hemen her şampiyon değil ama Sylas da biraz daha iyi Showmaker. Çünkü oyun şansı yapabilen şampiyonlarla çok etkili Showmaker ve Sylas önü çok açık. Ya Damwon zaten maçta favoriydi ama seçim yasaklama ekranından sonra galibiyet şansı 90'lara dayandı diyeyim yani. Ama bir Kuzey Amerika bölgesi takımı da şey yapmadı. Yani yaptıkları bence en büyük hatalardan bir tanesi üst koridorda kuvvetli taraf oynamaya çalışıp ellerini yüzlerine bulaştırmalarıydı. Çünkü İsim hakikaten... vereyim mi? Ver hadi. yani facia bir turnuva. Başlayıp acıyla biten. Facia evet. Facia ya. Ama abi yani zaten hani üst düzey pek bir oyuncu değil. Bu turnuvanın en kötü oyuncusu seçecek olsak Facia çok ya. Büyük ihtimalle. Grup aşamasının en kötüsü ben onu söyleyeyim. Ben de. Ya bir de genel olarak hani Impact ayrı bir yere koyarız ama şey bilmiyor Kuzey Amerika takımları. Hani kuvvetli taraftaki bir üst koridorla üst koridor eşleşmemiz iyiyken galibiyete nasıl ulaşırız sorusunun cevabını Kuzey Amerika takımları bulmaya yakın değil. O yüzden al abi çek ornu düzgünce sağlamca bir oyun oyna. Kuzey Amerika takımlarının cevaplayamadığı pek çok soru var. Çok soru var. Bu arada başlı maç nasıl kazanılır? Maç nasıl kazanılır? Bu arada şey önce kendine bak derler adama. Bizim de yani bir bölge olarak pek Kuzey Amerika ile dalga geçecek durumumuz yok ama. Bizim avuntumuz en azından biz küçük bölgeyiz diye avunabiliyoruz. Evet, doğru. Onlar için öyle bir durum da yok yani. Büyük bölge olarak geçiyorlar. Orada da istenilen şu grup aşamasında slotun var yani değil mi? Tabi. İki tane garanti slotun var, bir tane aşağıdan gelen var. İki tane garanti slotu olanlar özellikle
buraya hiç ait değiller gibi görünüyor. O birazcık aslında şey, NA taraftarlarının da içini burkuyordur yani. Yani sonuçta Kuzey Amerika şampiyonu Cloud9 buraya bir numaralı, yani seri başı birinci torbadan geldi. Evet. Sonrası dünyanın en kısa fıkrası değil mi? Ya işin tuhafı da Cloud9'dan beklenti vardı bu turnuva üzerinde. Çünkü şeyden yani LCS sezonu, yani playoff'u çok iyi oynamış. Çünkü playoff'u domine etmişler. Finali 3-0 kazandılar abi. Üzerine bir de uluslararası arenada en en iyi performans veren kesin takımı, organizasyonu yıllardır. Bunlar birleşince ben üçüncülüğe yazdım mesela onları. Valla ben galiba sonuncuya yazmıştım ya. Emin değilim. Benim o grup hiç tutmadı ya. Sıfırım o grupta ben. Bire T1 yazmadım ben. 2'ye yazdım T1'ı da. Ben T1'ı da 1'e yazmıştım ya. Benim orası gitti. Ben o grubu baştan aşağı bilmişim ya. Dur. Vallahi bilmişim ha. Şimdi düşündüm, bildim. Sen abi zaten ben bakmıştım bu sabah leaderboard'a yine. Yok, ikinci sıradaydı. Yok, bir şeyler olmuş abi. Bir yerde hata mı yaptın acaba bilmiyorum da ikinci sıradaydın çünkü önceden. A grubunun belirlenmesiyle birlikte biraz daha, ya yine tepelerdesin de biraz aşağılardaydın. O zaman yanlış hatırlıyorum. Belki de Cloud9'ı mı 3'e yazdım acaba? Olabilir. 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 Bakarız, kontrol ederiz. Ben 64. müydüm neydim? Onu hatırlıyorum. Bir baksana ya bizim pikemlere hazır. Ha? Hemen bir Noel dayı. Hazır duraklatma varken. Bu arada tabii pek çok kişi şeyi soruyor. Gruplardan sonra nasıl ikinci sıraya yerleştin diye. Yani bilen biliyor da itiraf edelim şey. Yani biz ön eleme playofflarının puanlamaya katıldığını pek çok kişi aslında. Yani katılanların hemen hemen hiçbiri bilmiyordu. Direkt gruplardan başlıyor zannediyordu. O yüzden rastgele sonuç atamışlar. Ben de 4 rastgele sonucun hepsi bana doğru denk gelmiş. Abi ama sen de bak hiç bilmiyorsun. Öyle demeyeceksin ki. Diyeceksin ki. Ben maç analiz ederken siz suya gu diyordunuz diyeceğim mesela. Abi o zaman... Böyle demek lazım yani. Diyorsun da Poyan'ı çok kötü meyzine çıkarıyorlar. Bu arada 3 yazmışsın Cloud9'a. Yani. Ah işte eşek kafam. O yüzden. Ve ama hala 5. 5. mi? Hala 5. 26 puanla. T1-1'i de yazdın değil mi? Tabii. T1-1 EDG2 de. Bak oralarda biliyorum. Cloud9'a 3 yazarak eşeklik etmiş. Herhalde Fnatic'in performansına çok inan şey yapmadım. O değil. Bizden Halpern fena gitmiyor gibi. Halpern'e bakıyorum. 10. sırada mı Halpern? 10. sırayı paylaşıyor. Halpern A grubu fena patlamış mı ya? Yok, hepsini bilmiş galiba. Aa, bir dakika. Yok, şeyi bilememiş o da. O da Cloud9'u 3 yazmış. Hmm. Ben kaçıncıymışım pardon? 5.liği paylaşıyorsun abi. İyi, güzel. Yaz bir Scarlett oraya. 68. Ben gitmişim A grubu beni. A grubu biz... felaket patlatmış. Oo, evet. Bu gruba ne demişin dayı? Bu gruba ne demişim? JDG, Kia, G2, EG. Ha, benim herkes aynı şeyi söyledi herhalde. Benim şey grubu biraz patlak, C grubu. Ben Rogue'u 3 yazdım. Bir bakıversene ben ne demişim ya. Şimdi benim önümde yok ki bilgisayar. Hemen bakayım Scarlett. Bu arada Rogue'u ilk 2... Seninle 68. diye hemen altımdaymışsın zaten. Aa. Scarlett. Beraber paylaşıyoruz burayı. Sen T1'ı, Cloud9'ı bilip aradakileri bilememişsin. Evet, evet. Fnatic 2 yazmış. Fnatic 2 yazmışım. EDG'yi elemiş yani turnuvada. Eledim, eledim. Acımadım. B grubuna da Damwon K'ye 1 yazmışsın. Olmayacak şey değildi bu arada. Yani Fnatic'in şimdi neyse. B grubuna Damwon K'ye 1, JDG 2 yazmışsın. Ya sen peki, olmayacak şey değil diyorsun da... Oo, senin C grubu. Benim patlar, C grubu Rogue 4. yazmış galiba. Ben bitti. Rogue'a da 4... Demezsin yani Can. Ama şimdi o grupta da yani Tapi Sports var, bu DRX var. Bu D grubu ne? Bu D grubu? Ne D grubu? Ha şey. Flying Oyster 2. yazmışsın. Tabii tabii onları 2'ye yazdım. Can. Ben CD'de biraz, D'de özellikle kaydırma yapmış, kaydırma. Meksika'da akşam 4. tekiladan sonra yapmış bir seçimleri. Başka bir açıklaması yok bunun. Tırtıllı tekile içtin mi? Abi yok ya, öyle şeylere girişmedim hiç. Yifoni burada da sonuncularda onu ne yapacağız? Ya adam Yifoni'm bak bakalım. Cevap şey hakkı çıkıyor. O yokken arkadan konuşmuyorum. Johnny de 4 puan da Johnny.
Johnny hiç girmeseymiş daha iyiymiş. Johnny UFO'ya bir bakalım ya. Naru 1 puan. O nasıl oluyor bilmiyorum. 1 puan almak da ekstra bir başarı ya. Kim bu, UFO mu bu? Şimdi tek tek dur, tek tek açayım ben. Aç burası bakalım. Karışacak gibi. Duraklatma da başlamayacak ki biz iyiden iyi pikemlere daldık ama. Tabii bir ufak teknik sıkıntımız var, onun çözülmesini bekliyoruz şu anda. Naro A grubunda hiç bilememiş. Ufak teknik sıkıntı diyoruz. Tabii şey, Damwon tamamen izolasyonda. Yufoni'ye bir bakayım ya. Yufoni'yi merak ettim. Evil Geniuses burada veda edecek şimdi. Yani bu maçtan sonra dünya şampiyonu onlar için bitmiş olacak. Yufoni T1'ı bilmiş. Cloud9'ı yaklaşmış. Cloud9 dördüncü olduğu için. Onun dışında... O da bil... Yani şey... Yarım puan alıyor. Benimkinin aynısını yapmış işte ya. 1-4'ün aynı... 1-4 bilmiş. 2-3'ü bilememiş. Ve... 7 puanda. Şey, önelim aşamasında hiç puan alamamış. Yufoni o yazı turayı hiç tutturamamış. Kaan abi oradan 16 vurdu ya yazı turada. 4'te 4'le. Tabii esas turnuvanın sonunda kristal kürelerden çok büyük puanlar gelecek. Oralar biraz patlak ya benim. Benim de biraz patlak. Benim biraz patlak. Fiora'dan ümitliyim hala ben. Fiora. Şey değil miydi senin? En az seçilip en yüksek galibiyet. En az seçilip değil. Direkt kazanma yüzdesi üzerinde. Tamam abi, Fudge bitirdi onu. Fudge 3 kere falan kaybetti Fiora'yla. Evet, Fiora çok kaybetti, evet. Ya. Fiora bayağı kaybetti. Fudge yapma Fudge, ne yaptın ya? Aatrox'a Fiora çok çektiler ve o Fiora'lar da... Fudge 3 tane kaybetti. Evet. Ben söyleyeyim direkt sana. 3 tane zaten kafadan var. O, onun çıkması çok zor. Ben Gangplank dedim ona. Gangplank %100 gidiyor galiba şu ana kadar. Ama minimum 5 maç değil, evet mi? Işte 5 seçilir ya Gangplank 5 tane. Ne seçilir? Ben Renata demiştim. Ona emin değilim. Tabii Ruler'ın bir 5'te 5 yapması lazım acilen. Mid King, Showmaker... Müthiş bir pankart. Çok özenerek hazırlanmış. Bir de galiba enteresan bir şekilde bu venue'deki alandaki güvenlik kontrolleri falan acayip sıkı ve normalde böyle pankarttır, kağıttır, odur budur falan izin vermiyorlar diye bir şey okudum. Şöyle, İnsanlar böyle gizli saklı bir şekilde sokuyorlar içeri. Gizli saklı değil. Yani belli bir boyutun altında pankartı bir elle yazabiliyorsun. Hı-hı. Sadece öyle bu el panşer getiriyor. Bu sadece... League of Legends organizasyonu için Amerika'daki bütün kapalı salon organizasyonları zaten basketbol maçlarına falan da bakın orada da saçma sapan çok ufak tefek pankartlar vardır. Orada böyle büyük işte bizim Türkiye'de ya da Avrupa'da alıştığımız gibi böyle bayraklar şeyler falan var ama asla izin vermiyorlar. Hı hı. Peki hepiniz Genji dediniz herhalde turnuvayı kazanacak takımı. Yok. Ne dedin? Ne dedim ben? Ben Genji dedim valla. Ben de Genji. Ben JDG dedim galiba. JDG dedim. Genji orada yakacak gibi birilerini ya. Şu ana kadar çok sallantıda gözüküyorlar ama daha var. Ben kimle konuştuysam bu masada herkesten bir Genji çıkmış. Ben de Genji demiştim. Aral Genji hatırladığım kadarıyla. Ya siz Aykut benim Genji. Gücümü kristal kürelerde göreceksiniz, merak etmeyin. Bakalım. Evet, yok mu ya böyle kulağına fısıldayan rejiler? Bekliyoruz. Yani bilgiler yavaş yavaş geliyor ama tam bir net bilgi yok. Damwon tarafında bir ufak problem var. Onu bekliyoruz. Ufak bir problem olduğunu emin miyiz peki? Öyle tahmin ediyoruz. Ufakmış. Damwon tabii sahnede değil. O sıkıntı o biraz zaten. Evet. Anladığım kadarıyla sahnede olmamaları. İzolasyondalar. Canyon'du galiba. Bir tane pozitif Covid pozitif olan oyuncu olduğu için diğerleri de temaslı konumunda olduğu için hepsini izolasyon odasına oynatmayı oynuyor. Ama bir problem olmuş. Evil Geniuses. Alçısını boyatmış bu arada. Evet. EG logosu şeklinde. Nasıl kalıcı değil diye. Tabii EG tarafı sahnede, beklemede. (Gülüyor)
onlar rakiplerini bekliyorlar. Grup maçlarından sonra çeyrek finaller de New York'ta olacak. Yani buradan ayrılmıyor takımlar. Hı hı. Esas yani maçların %80'i burada olmuş olacak. Daha sonra yarı finaller için Atlanta'ya gidecek takımlar. Final ise uzunca bir yolculuk. Sonra daha da uzunca bir yolculuk. Final ise San Francisco'da. Aslında yarı finaller Toronto'da olacaktı. Fakat Kanada'nın... Kanada'da. Evet. Toronto'da mı Montreal'de mi emin değilim ama Kanada'da olacaktı. Onu çok iyi biliyorum. Çünkü zaten Kuzey Amerika, hani Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika olacak. Hani üçü birden temsil edilecekti. Toronto diye hatırlıyorum ama emin değilim Montreal'de olabilir. Fakat Kanada'nın Covid-19 önlemleri ve izolasyon politikası o sırada, yani Dünya Şampiyonası için karar verirken hala oldukça sıkıntı. Kanada bu arada belli denetimleri gevşetti bu süreçte ama... Ama karar verilmesi için. Karar verilmesi için son anda Toronto'dan vazgeçildi ve Atlanta'ya alındı yarı finaller. Tabii o senin bahsettiğin dönem, yani bu açıklamaların yapıldığı dönem neredeyse sene başı. Bir süre beklediler gerçi. Sonradan galiba... yaz aylarında artık hani bu Kanada'daki hani o belli takımların belli oyuncuların gidememe riskini almamak için Kanada'dan vazgeçildi. Ya o riskler çünkü başımıza bayağı dert açtı. Son iki senedir. Bu arada aldığım bilgilere göre sıkıntı çözülmüş. Birazdan oyuna geçiş yapacağız. Şükür. Bir iki dakika içinde. Sıkıntının ne olduğuna dair bir bilgi yok mu peki? Ben mesela çok merak içerisindeyim. Yokmuş. Yok mu? Hiç mi yok? Yok. Yok peki. Kaş göz yapıyor Noel Dayı bana bir de. Siz görmüyorsunuz ama sorma artık yeter dercesine. Reji olsa ben söylemez miyim abi dedi. Sana özel. Hı hı. Kimin dediğini tahmin ediyorsundur azıcık. Ediyorum. Sağlık olsun diyelim. Maça geçiyorsak bak Impact'te çok şeyli, ciddiyet. Evet, evet, yani. Şey gibi tam şey mimi gibi oldu değil mi? Arkaya yaslanmışken böyle hafif. Evet ha. Doğru gelme. Şey pozisyona geçme hemen. Ciddi pozisyona. Ve evet karşılaşmaya geçişi yaptık. Bu, yalnız o kadar zaman geçti ki ben seçim yasaklama başlıyor gibi algılıyorum hala. O çoktan bitmişti abi doğru. Onu yaptık abi orada. Ama unutman çok normal. Ama Velvet vardı. Bu arada o totem ne güzel ebeledi onları biliyorsun. Oo, bir de çok geç açtı burada tarayıcısını. Inspired. Yani kesin kadarı çok rahat alacak. İkinci seviye olup buraya gelmeye çalışacak mı? Inspired çarpını kullanamadı burada. Canyon. Çarpı kullanıp orada kırmızıyı güvenliğe alıyor. Yalnız Velvet gagaları ne temizliyor be abi. Döne döne değil mi? Çoklu kamplarda çok etkili. Yani şey gibi iki tane takım arkadaşlar alt koridordan leash almış gibi ya. Üç kişi temizliyor gibiler yani. Orta koridorda ise artık kaç defa izledik bu turnuva özelinde de değil. Genel konuşuyorum bu eşleşmeyi bilmiyorum. Ama Silas... Bir tane boşluk yakalarsa bu eşleşmede. Herhangi bir eşleşmede. Ama özellikle bu eşleşmede. Özellikle bunda daha kolay yakalıyor çünkü o boşluğu. Evet, çünkü menzilsiz olduğu için Akali. Orta koridorda zaten menzilsiz çok az şampiyon var. Akali'ye karşı çok daha fazla yapabiliyor. Akali altından önce zaten çok az şey yapıyor. Bunun gibi bir şey yakalarsa. Baksana ne yaptı ya. Ama bu da yani Jojopyun'un da hatası var. Üçüncü seviye olmuş. Silas gelecek üzerinde belli. Artı şey de bitti, enerji de bitti. Bir de orada Q yeteneğini de tuturdu. Showmaker. Tabii koridor baskısı deyince belki de ilk akla gelen isimlerden Showmaker. Çok büyük baskı kuruyor rakiplerine. İşin ilginci bir genelde Showmaker'ın yaptığını koridor baskısı koridor dayağı diyoruz. Evet. Çok fazla mana harcamıyor bir de şampiyon. En büyük sıkıntılarından bir tanesi o. Gerçekten bütün kombosunu kullanıyor ediyor. Hasar bırakıyor size ve %70 mana da takılmaya devam ediyor. Ben zaten... League of Legends'da benim en yıllardır en rahatsız olduğum konu yani mana'nın belli şampiyonların koridor aşaması dışında hiçbir anlamı olmuyor. Evet, abi evet. Sezon 3-4'te mavi güçlendirmen yoksa bir şey yapamıyordun.
mavi güçlendirme ya da ilk eşyayı bitirmen gerekiyordu. İlk kayıp cilti bitirmen. Yani kayıp cilt şu an kurtarıyor mesela. Bir dönem yoktu kayıp çünkü. Yoktu. Kayıp ciltin olmadığı dönemde mavi güçlendirme ya da ilk eşya çok önemliydi. Eski Morello mesela. Hı hı. Bu arada Kenyon geldi oraya ama sadece göstermelik geldi. Yani kutup saldırısı nereye gitti belli değil. Oo, burada Showmaker. Kenyon'a ihtiyaç yok dedi Showmaker. O dönem mesela bence oyuncuların arasındaki fark çok daha fazla ortaya çıkıyordu birebirlerde. Bu arada Doktam çok fazla hasar aldı burada. İlk kan olacak mı sıçrayla birlikte? Valkan'ı düşürmeye çalışıyor. Kurtarma paketi. Bir kez daha kurtaramadı. Düşürseydi kurtaracaktı ama... O da kısa süreli olacaktı ama kurtaracaktı. En azından Kaori'ye bir iki tane vurabilirdi. Ve Damwon agresifliğinin cezasını çekti. Valkan da iyi bir turnuva geçiriyor bu arada, hakkını verelim. Burada da mesafeyi muazzam kurdu. Yani gerçekten anlamsız bir hamle ya. Yani Kellen çok aşırı agresif hareket ediyor. Güzel bir suya hapis. Tutuştur çok geç gelmiş. Evet, şey oldu diye, tokalaşma tuttu diye gaza gelmişler ya. Oluyor bu şey, Lee Sin'in Q'yu tutturması gibi yani. Tutuştur erken gelse bu arada skoru alırlarmış. Valkan iyileştirmenin bütün etkisini kullanıyor orada. Yani iyileştirmesini kullanıyor, şifasını kullanıyor. Bütün iyileştirme geldikten sonra tutuştur geliyor. Bir anlamı yok o zaman o tutuşturun da. Şundan bahsediyordum. Yani o zamanlar işte mana potu alıyordun mecburen. Mana potu vardı. Bir şekilde koridorda kalmaya çalışıyordun ve iyi oyuncuyla kötü oyuncu arasındaki fark net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şöyle, senin söylediğin şey çok önemli ve çok doğru. Fakat daha büyük resme bakarsak, ya oyun ilerledikten sonra da ya mesela mana diye kimseye bu abi mananın işte altın gibi, işte seviye gibi bir dakika Showmaker 6 oldu. Bir faktör olmasa mana şu anda oyunda yani özellikle belli bir aşamadan sonra koridorda hala bağlıyorum ama hiçbir anlamı olmuyor. Evet. Ya bazı şampiyonları kısıtlayan ve sürekli yetenek atmalarını engelleyen bir kaynak. O kadar. Hayır bazı ama. Şampiyonların. Şöyle, Malphite mesela. Şöyle abi. Oyunun ortasından sonra o da değil. O da değil evet. Benim söylemek istediğim oyunun ortasından sonra da bir faktör olmalı bana. Ve bu arada ejderi aldı. Inspired Kenyon. Sabırla bekliyor bu arada. Inspired bekliyor. Buraya yaklaşıyor yalnız. Sıçranın olmadığını biliyorlar. Kenyon 6 olmadı. 3'e 3 olabilir. Kenyon uzaklaşıyor burada. Direkt olarak Doktam'ın üzerine gidiyorlar. Çok fazla hasar çıktı buraya gelen Inspired'e. İlk skor olacak yine. Doktam ilk skoru veren oyuncu oldu burada. Kenyon'un da üzerine gidiyorlar ama burada hasar çıkması mümkün değil. Çok iyi oynadı yine EG burayı. Ve orta koridorda Showmaker ultiyle birlikte Jojopyun'un üzerine gitti. Bayağı canını yaktı Jojopyun'un. Jojopyun yalnız bu kadar dayak yemesine rağmen minyonda geri düşmedi. Tek kelimeyle alkışlanır. Hı hı. Inspire'de müthiş oynadı. Yani uzaktan tabii bu tip aracı mercinin açıldığını görünce hemen geri çekildi. Sakladı kendine sonrasında. Bu tip durumlarda aslında kendini ilk gösteren ormancı büyük dezavantajdadır. Hı hı. Ama Damwon o kadar agresif oynuyor ki Inspired'in erken göstermesi pek bir dezavantaj yapmıyor. Kendi yetişemiyor pozisyona. Evet. Belki yapılabilecek EG için bir gıdım daha iyi bir oyun ne olabilirmiş? Belvet'in havaya savrulmasıyla Nami'nin suya hapsi aynı kişiye isabet etmeyebilirmiş mesela. Atıyorum birini Doktam'a sonra diğerini. Ooo Kenyon Bey! Kenyon Bey! Ya tabii Kenyon'u kovalamaya çalışacak burada belki ama çok da bir şansı yok Inspired'in geri dönüşü. Geciktirmiş oluyor. Burada suya hapis tuttu. Kaori yeteneğini iyi kullanamadı. Açıyı doğru ayarlayamadı. Yalnız buradaki kurdur iyiden iyi. Lushin Namin lehine döndü tabii. Verilen iki skor sonrası. Ve yani iki skoru da Doktam verdi. Hayranlık yükü diye bir şey kalmadı. Daha erken gerçi ama. Tabii karşılaşmanın döneminden bir kez daha bahsetmek gerekiyor. EG için bir önemi yok. Prestij karşılaşması ama Damwon Kia kazanmak zorunda. Birincilik istiyorlarsa grupta. Onlar çeyrek finale gidecekler bir şekilde ama bir mi iki mi onun geçişi biraz buranın galibiyetiyle de şöyle, alakalı. Şöyle Damwon Kia'nın grup birincisi olması için 3 galibiyet üst üste alması lazım. Önce bu maçı kazanacak, sonra JDG'yi yenecek. JDG'yi yenerse bir tiebreak olacak, JDG ile bir daha oynayacak. Ve onu da yenmesi gerekecek. Evet, yani tabii ki yani tiebreak de grup birinciliği için tiebreak. Ama burada kaybettiği anda bu ihtimallerin hepsi bitiyor. Evet. Son maçta bir prestij karşılaşması oluyor.
Ya iyice kazanmak isteyecektir. Hem seyircisi önünde son kez karşılaşma oynuyor olacak bu dünya şampiyonasında. Hem de bir Kore takımını yenip de elenmek nispeten daha tatmin edici. Ve şeyden önce konuşmuştuk maçtan önce. İyice iyi de bir turnuva geçiyor. Güzel bir final yapmak ister. Bu arada Anna Nurdis ile birlikte kule altını istiyorlar. Valk'ın yeteneklerini kullansa tokalaşma da tokalaşma çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Of! Burada ilk skor alacaklar. Kaori de skor alacak. Burada Dark Dam son anda skoru buldu. Ama öncesinde düşüyor. 2'de 2 yaptı Dark Dam yalnız. 2'de 2 yaptı. Yani Valk'ın yapmaya çalıştı bu arada. Impact'in de başı dertte. Ultiyi kullanıyor Impact burada. Ultinin ikinci yükünü de kullanacak. Peki? Canyon neredeyse skoru veriyordu burada. Nuguri hala hayatta burada Nuguri. Devam edemeyecek ama Impact için çok zorlu bir koridor aşaması oluyor şu ana kadar. Burada. Vallahi iyi tutundu. Çok tebrik iyi etmek lazım. Neredeyse kesiyordu Canyon'ı. Ama Impact değil. Impact yapan da bu evet. Hamleler. Alt koridorda neler oldu peki? Yani Valk'ın tekrarını görürüz büyük bir ihtimalle birazdan. Çok kötü oynadılar bu arada. Jojo Pyun nasıl düştü ya? Kuleden çok hasar aldı. Ya Valk'ın o kadar hızlı düştü ve... Ya Valk'ın bence 3 vuruş falan tanklamak isteyecekti. Bir anda tokalaşma tutup çok hasar görünce üzerine kule... Ya Valk'ın hemen ölüyor, sıçra atıyor ölüyor. Bir de sonra şarjlı kule hemen, Akali'ye evet, vuruyor. Evet, Akali'ye dönüyor. Önce Kaori'ye dönüyor. Kaori'yi de kule düşürüyor. Sonra Akali'ye dönüyor. Kenyon burada yalnız. Ultis de var. Tabii bir anda alt koridordaki bütün üstünlük sıfırlandı. Hatta tersine döndü. Evet. Tersine döndü mü? Döndü yani. Gibi ya eşyalara baktığımızda. Dönmese bile şu an Draven çok güçlü. Altın konusunda kalan, hala önde olabilir kalan Kaori. Kalan yükleri de bozdurdu çünkü. Ya belki o hani EG'nin sevindiği bir nokta olabilir. Çok büyük yoktu bozdurduğu. Hani 600 altın aldı. Üzerine pasiften çok bir şey kaldığını düşünmüyorum. Buraya kadar altın aldı ama Lucian'dan öyle bir. Ha öyle mi? Tabii avantajı var. Evet. Lucian'ın üzerinde buraya kadar altını ödülü vardı. Onu almayı başardı. Jojopyun'un üzerine gidiyorlar. Ulti kullanılmadı Canyon tarafından. Alacakaranlık perdesi gelince kullanmayı tercih etmedi. Inspired yine buraya yaklaşıyor mu? Burada totem var. O totem tarafından görülecek. Ama yani Valk'ın... Ooo Jojopyun'un üzerine ultiyle gidiyorlar. Zincirler tutmadı. Anlaşamadı burada Damwonki'ye. Ya Jojopyun ne kadar çabuk çıktı o şeyden ya. Evet. Kontrolden. Rünlerden girmiş. Muhtemelen. Rünlerden girmiş. O... Sıvışma etkisini. Hem, yalnız ilk kule geliyor orta koridorda. Hem işte bu ağaçta kullandığı ana ağaçta var hem de direnç ağacında da aynı zamanda var. Yani iki ründe de büyük bir ihtimalle girmiş. İkinci kuleye de kafayı attık alamet. Damwon oyun kontrolünü tamamen ele geçirdi. Alt koridorda yapılan hata başına çok ciddi bela oldu şu anda EG'nin. Yani 1000-1500 altın kadar öndelerdi. Şu anda 2000 altından fazla fark. Aynen. Ya, her zaman söylüyoruz. Bu tarz takımlara karşı tempoyu bir an düşürürseniz, bir tane hata yaparsanız o kadar büyük oluyor ki karşılığı. Burada da onu gördük aslında. Bir anda tempoyu eline aldı Damwonki'ye. Şu anda alınan kule barikatlarını görüyoruz üst taraftan. Orta koridordan kule düştü zaten. Showmaker üzerine gitmek istiyor Jojopyun'un ama Jojopyun yine buradan Sejuani uzaklaşacak. Her Canyon geliyor, Q'la bir kendini gösteriyor, alacakaranlık perdesini alıyor. Sonra dönüp bir daha geliyor ulti atıyor alacakaranlık perdesi yokken. Ve ejder'e başladı Canyon. Şu an Nuguri ilk eşyasını bitirmiş durumda üst koridorda. O da... Çok kuvvetli. Bu ejdere karşılık vermesi çok güç. Ki hamle dahi yapmadı zaten. İkinci ejderi oldu Damwon'un. Çok da erken geliyor ejderler. Ondan da bahsetmek lazım. Inspired'da mahvolmuş kralın kılıcını bitirdi. Ya şimdi oyun neye bakıyor? Oyun...
yani EG'de Impact'in düzgün bir ulti tutturmasına ve Lucian'ın gerçekten müthiş oynamasına bakıyor ama Danwonkia kompuna karşı da düşük menzilli bir nişancıyla iş yapmak gerçekten zor. Yani Jojopu'nun, Inspired'ın, Akali ve Velvet'le ortalığı bayağı karıştırması lazım. Bu arada menzil demişken ona çok dikkat etmemiştik ama EG'nin kompozisyonu ne kadar menzilsiz be abi. Diğer tarafta şey de öyle, Danwonkia da öyle. Ama yani Danwonkia daha fazla kafaya oynuyor. Yani Altox'ları var, Sejuani'leri var. Şöyle, evet Danwonkia da çok menzilli değil ama Danwonkia'nın inanılmaz bir alan kontrolü evet, var. Evet, evet. Renato ultisi olsun, Altox Q'su olsun. Hani önü tamamen kontrol edebilecek durumdalar. O menzilsizlik pek sorun yaratmaz Danwonkia'ya. Draven'ın önünde duracak bir ton şampiyon var. Lucian'ın önünde duracak o kadar fazla yok açıkçası. Önünde durmanın dışında önünü kontrol etme imkanı da var. Evet. Şimdi alamet vadiye gelecek. Alamet öncesi. Ya yani mesela Evil Genesis'in kompozisyonu tamamen bir şekilde üzerine gitmek üzere kurulur. Tek bir Renato ultisiyle durdurursun o gidişi. Pardon, Nurgül'ün üzerine gitmek istiyorlar ama Impact'in ultisi kaçıyor burada. Inspired. Çok fazla hasar aldı. Tek bir yetenekle birlikte Nuguri. Bayağı bir canını yaktı rakibini. Açıkçası Impact'e de hiç yakışmadı yalnız ulti. Ya bunu istediklerini istiyorlar ama doğru bir hamle mi emin değilim ya çünkü. Ya değil tabii ki çünkü. Ornn ultileri yok. Ornn ultisi yok. Aatrox ultisinden daha değerli Renato ultisi. Renato ultisi gelince ne yapacaklar? Renato ultisi yok. Yok Renato ultisi yok doğru pardon. O kullanmıştı. Kaori burada ultiyle birlikte dürtmeye çalışıyor rakiplerini bitirmek istiyorlar. Kayn'in çalmaya çalışacak. Kayn çaldı bunu. Üzerine bir de Velvet skorunu buluyorlar. Showmaker diğer Impact tarafta Impact'in üzerine gitti. Impact nereye kaçacaklar? Nereye kaçacaklar? Kaçış yok senin de söylediğin gibi. Ve sıkışmış durumda burada EG. Jojopyun orayı karıştırmaya çalışıyor. Kaori suçlayla birlikte gitti. Kaori takım adına ilk skoru alıyor. Güzeldi bir arındır var Kaori'den ama buradan herhangi bir çıkışı var mı emin değilim. Nuguri kovalamaya devam ediyor. Nuguri bu skoru alırken diğer tarafta Valken rakip ormana doğru bir yolculuğa başladı. Bu yolculuk iyi sonuna bitmeyecek onun adına. Bu macera iyi sonuna bitmeyecek onun adına. Bir şey çok iyi değil mi yaz? Kayn pasifi tetikledi, sersemletti sonra git gagalara döndü. Arkadaşlar taşıyıcılar siz skor alın ben şurada gagamı keseyim dedi. Siz bunu alırsınız dedi. Bunu bıraktım ben buraya. Ben sersemlettim abi. Jojo da fırsattan istifade hemen üst koridorda ışından kullandı. Kaçmak için alt koridora. Kuleyi de aldı. Aldı da. EG için GG go next ya. Ya o Showmaker zaten Ornn ultisini çaldı bitti orada. Alameti de verdiler. Alameti alsalar bu arada büyük bir ihtimalle o göze tıklayamayacaklardı. Şey anında düştü çünkü Inspired. Ve her şeyin başlangıcı alt koridor kule altı. Aynen. Yani ele yüzüğe bulaştırılan kule altı. Ya orası olması çok farklı bir karşılaşma izliyorduk. Kayn çok iyi kurtardı ya orayı. Tokalaşmayla. Evet. Ya o çünkü deneme kötü değildi gerçekten. Arkasındaki fikir hakikaten iyiydi ama. 4'e 2'ydi zaten. Evet yani. Uygulamayı ya Valken tam hadi kuleyi tanklayayım geri çekileyim derken tokalaşmayla öyle bir bozdu ki Renata. Bir de bir tık erken başladılar. Yani evet. Diğer ikili orman ve orta koridor ikilisi yanaşamadan başladılar. Onlar geldiklerinde zaten Valken düşe yazmıştı. Jojopu'nun da burada risklerin farkında çok defansif oynuyor. Nizikim Kenya'nı gördü. Bu kadar çekingen oynamasının doğru bir karar olduğunu farkına vardı. Showmaker'ın üzerine. Şimdi Impact'ten ulti geliyor. Showmaker bu ultiden etkilenecek. Inspired'in hasarı yeterli olacak. Inspired hasar vermeye devam ediyor. Inspired burada. Skora çok yakın. Yalnız Showmaker hala hayatta. Buradan ya. Uzaklaşmaya çalışsa da Inspired sıçrıyor. Öyle bir iki üzerine kesiyordu gitti. İkisini birden. Neredeyse skoru alıyordu. Senin de söylediğin gibi EG bir anda haritada iki tane skor buluyor. Ama bunun karşılığında orta koridor kulesini kaybettiler. Şimdi alt koridorda problemli bir noktada kalmış olabilir Kaori. Jojopyun'un üzerine gitmeye çalışıyor. Burada ulti bayağı alakasız bir noktaya gitti. Jojopyun geri çekilecek. İyi bir suya hapis. Hemen arındır kullanılıyor. Darkdam tarafından. Yalnız
Draven ultisi de bayağı bir 20 saniye falan dolandı bir haritayı geldi. Yani 7300 altınlı bir şampiyon. Toplamda 13.000 altınlı 12.000 altınlı şampiyonları paramparça ediyordu. Showmaker ya bir ara düşürüyordu hakikaten ikisini birden. Bir de sıçra falan attı Inspired. Üçüncü ejder dakika 19'da. Güzel kapatıyorlar burayı. Yani Kaori buradan çıkışı yok gibi Renato Udisi'ni güzel arındır ama sonrasında Kaori skoru alsa da kurtarma paketi. Bugün ilk defa isminin hakkını veriyor. Canını kurtarıyor Kel'in kendi yeteneğiyle birlikte. Daktam biraz daha para şey bozdurdu. Bu arada ulti geldi burada Inspired. Az önce sıçra kullanmıştı Inspired. Burada Showmaker'la bir skor olacak. Dunwonky'ya iyiden iyiye vitesi arttırmaya başladı. Jojokuyun da bu maçın çok büyük bölümünü PvE oynadı. Kaori. Yani NT burada denir buna bu arada. Hakikaten NT denir yani. Elinden geleni yapmış Kaori ama yetmiyor. Evet, tabii. Elinden son bir otomatik saldırı daha çıksa belki de alıyormuş skoru. Yalnız burada Jojopyun kaçmaya çalışacak. Sıçrasını da kullandı. Jojopyun abi size karşı bir şey yapmıyor ki. O sadece minyon ve kulelere saldırıyor. O şey ortamla savaşıyor. Rakiplerle değil. Bu suikastçı akıllı değil de başka bir şey olmuş. Yarı tank. Şimdi şey olacak tabii. Gölge alev tercih edecek. Inspired burada Kayn'in üzerine gitmeye çalışacak. Kayn direkt olarak uzaklaştı oradan. Altın farkı 6000 oldu. 3 dakika sonra dağ ruhu var. Yani EG için tam bitse de gidecek dakikaları geldi. Ulti boşa gidiyor. NT. Burada Kaori güzel kaçtı ultiden. Inspired'le birlikte Impact'in üzerine gidiyor. Showmaker az önce bu 1'e 2'yi neredeyse kazanıyordu. Şimdi neredeyse sildi. 1'e 2 de çok rahat bir skor Showmaker'dan geliyor ve hemen Baron Dunwonky'ya tarafından. Tek düşen Ormancı. Ormancı düşmüşken. Hızlı bu arada bir, hızlı bir Baron komposunu değil yalnız bu o kadar. Geri düşmüş Belvet'te hiç çekilmiyor ya. Evet evet. Hiç yani. Öne geçmiş hali bile sıkıntı yaşıyor. Burada Impact ultisini kullanacak bir çalma denemesi. Gelecek gibi EG'den Kaori içeriye atladı. Renato ultisi istenilen şekilde gelmiyor. Renato ultisi gelmemesine rağmen bu savaşı istediler. Jojopyun ilk skoru Kaori'ye aldırdı. Bu Jojopyun hala hasar vermeye çalışıyor orada. Kel'in yine kurtarma paketi sayesinde hayatta kalmayı başardı. Showmaker akıl ultisiyle birlikte rakibinin üzerine gitmek isteyebilir. Şimdi ulti kullanıldı ama Kaori sıçrayla birlikte uzaklaştı. Burada Impact 4 kişinin arasında çıkışı yok. EG'yi denedi ama yani Dunwonky'ya da galiba Jojopyun bir kişiyi de almaya çalışırken Kel'in olabilir. Yine kurtarma paketine takıldı. Hani düşürdü rakibini ama kurtarma paketi sayesinde rakibi hayatta kaldı. Bu arada savaşın başında Nuguri 3 kişiyi birden üzerinde tuttu. Evet. Ve savaşı tamamen ayırdı. Şimdi göreceğiz. Jojo içeri giriyor hızlı bir şekilde. Kitle kontrolden çıkıp Sejuani'yi düşürecek. Kayn hemen düşüyor. Kayn de düşmüş. Grijan'a girmiş. Burada Nuguri 3 kişiyi oyalarken diğer takım arkadaşlarına çok ciddi zaman kazandırıyor. Kaori de yapabileceği her şeyi yapmış ama Bu şampiyondan maksimum bu çıkar. Aynen. Yani daha fazlasının çıkma şansı yok. Kaori hakikaten iyi oynamış ama yapabileceği bir şey yok. Bu arada ultiyle birlikte direkt olarak başlattılar ama Jojopyun yine iyi bir alacakaranlık perdesi kullanıyor burada. Tabi bu kuşatmayla neler alır bilmiyoruz Dunwonky'ye ama kuşatmanın dönüşünde 40 saniye sonra dağ ruhunu da alacaklar. Bu
Yalnız iki kişilik ulti. Suya hapisin üzerine ulti geldi burada. Bir anda Nogari'ye düşürecekler. İyici. Önemli bir skor burada. Barayata ultisi. Burada Kaori takım arkadaşını kesiyor. Kaori miydi? Inspire'di. Inspire kesti. İkisi de vurdu. Evet. Özellikle Belfet o saldırı hızıyla doğradı ya Nami'yi. Aynen. Her şey iyi gözüküyordu bu arada. Kardeşi kardeşe kırdırdılar be kardeşim. Yine deneyecek iyiciyi. Yani denemek istiyorlar. Güzel tokalaşma geldi burada. Josh Opion sersemletildiği gibi düşürülecek. Diğer tarafta Impact geri çekilmeye çalışıyor. Inspired arada kaldı. Üzerine ulti gelecek Inspired. Buradan yeteneğiyle birlikte kaçmaya çalışıyor. İyi de zaman kazandı ama Inspired hala kovalamaya devam ediyorlar. Kayn'ın ultisi geldi şimdi ultiyle birlikte. Çok rahat bir skor olacak bu. Damwonkia baskıyı artırmaya devam ediyor orta koridordan. Inhibitor kulesini de alacaklar. Dönüşte dağ ruhunu da alacaklar. Ve altın farkını da 10.000'e çıkarıp bir de dağ ruhuyla yani onu 13.000 falan gibi düşünmek lazım. Artık kapatıyoruz beyler. Ve dağ ruhu senin de söylediğin gibi abi geliyor. Kayn başladı bile. Doktor'un rakip ormanı temizleyerek yaklaşıyor buraya. Bu havaya savurmalar gerçekten çok iyiydi. Yani Nuguri'yi düşürüp savaşa başladılar ama... Şu yani Renato bu... ultisinden sonrasına bakar mısın? Vay ikisi de vurmuş bu arada. Üçü de ona vurdu. Ulan küçücük Nami'yi buldunuz ne dövüyorsunuz? Ya bu fazla tabii. EG'nin hani burada baş edecek miktarda altını yok gerçekten cebinde. Jojo yan tarafta çok rahat düşürülüyor. Zaten Kayn'a hasar vermesi falan mümkün değil. Burada Inspired de kaçmayı denese de yok yani nereye gidecek bir yerden sonra. Bir Sejuani pasifi bir de Sejuani ultisi yedikten sonra iki kere bir de sersemletmiyor. Nereye gitsin ondan sonra. Daruhu da geldi. Altın farkı olmuş 10.000. Daruhu var. Oho. Sejuani de Warmog bitirdi. İyiden iyiye dev bir et tanka dönüşmüş durumda. Dağ ruhuyla birlikte mis gibi oldu. Jojo Pym burada. Minyonları temizlemeye çalışıyor. Kayn ve Kayn. Orada tabii büyük tehlike deneme var. Tokalaşma denemesi Jojo Pym'de oldu. Denemeden uzaklaşacak. Burada çok rahat bir kule. Damwonkia tarafından alınıyor. Showmaker tutsa gidecekti Jujokun'un üzerine ve çok fazla hasar verebilirdi bu eşyalarla. 3 koridoru aynı anda itiyor Damwon. Alt koridoru da yeni getiriyor yalnız Nuguri. Oo, ornultisini de çalmış Showmaker. İstediği zaman çok ciddi bir tehdit o. Ya direkt kule altına gelebilir minyon olsaydı ama minyonlar yok şu anda. Nuguri yeni getirdi alt koridoru, onu beklediler biraz da. Burada yalnız Jojo tehlikeli pozisyonda kalmış olabilir. Savaş başlatmak istiyor EG. Alabilir burayı belki. Renata. Renata ultisi ile birlikte 2 skor çıkaracak. 2 skorda Doktam'a gidiyor. O kadar bozuyor ki gerçekten Renata ultisi. Bir de dar alanda nasıl gidecek? Evet. Artı EG'nin kompozisyonu... Rakibin üstüne çullanmak üzerine olduğu için... Ooo sıçradı yakaladı Showmaker. Bir de orada dans ediyor Zonya'nın içinde. Valk'ın üzerine ultiyi de kullanacak. Showmaker skoru istiyor ama daha fazlasını bulamayacak. Damwonkia çok net bir galibiyet alıyor burada. EG'ye karşı oyunun erken safhasında. İstenileni bulamadı belki Damwonkia ama bir tane hata yapıldı EG tarafından. O hatanın cezalandırılması o kadar büyük ki şu ana kadar. Bir skor daha çıkardılar. Valk'ını da düşürdüler. Damwonkia skorları arıyor. Skorları istiyor. Inspired dışarı çıksa da karşılaşmayı Damwonkia kazanıyor. Çok net bir galibiyet onlardan.